Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün size bahsetmek istediğim konu alet seçimi. Yatağımızı koruma amaçlı kullandığımız yatak pedilerinin adına genel ismini alez deniyor. Çok farklı çeşitleri var. Sıvı geçirmeyenleri var. Bir de sadece normal yatağın üzerine korumalık şeklinde böyle hafif kalın şekilde olan alezler mevcut. Bizim kızımız için aldığımız ürün su geçirmez olanlardan. Çünkü bez bırakma evresindeyken satın almıştık. Bunu herhangi bir idrar, çiş kaçağına karşılık bu şeyi kullanmaya başlamamız gerekti. Ayrıca zaten sadece çiş kaçırma değil, çocukların yatağında genel olarak ellerinde çünkü boya oluyor, meyve suyu oluyor, su oluyor vesaire, bu tarz şeylerle yatağını korumak için alez gerçekten kullanmak gerekiyor. Sadece bez bırakma evresinde değil, büyük yatağa geçtiğiniz andan itibaren bence alez kullanılması gerekiyor. İçin düşünmemek gerekiyor alez kullanımını. Büyüklerin de yataklarını kullanması, yatağın ömrünü uzatmak için kullanması gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü yatakların fiyatları oldukça maliyetli. Hem yatağımızı korumak hem de cebimizi korumak için alezi kullanmayı tercih etmeliyiz. Biz de bu amaçla kızım için yatak koruyucusu satın aldık. Yatağımızı Yataş'tan aldığımız için bu ölçüye uygun boyutta bir 90'a 1.90 ölçüsünde bizim yatağımız, bu ölçüye uygun olarak bir alez satın aldık. Şimdi isterseniz videoda alezlerimizi incelemeye başlayalım. Daha sonrasında memnuniyetimle alakalı, hangisinden memnunum değilim onunla alakalı bilgilendirmeye devam edeceğim. Hemen ilk alezimize başlayalım. Bunun markası English Home. Hemen etiketine bakalım. Bu şekilde. İçeriği de şöyle. %100 polyester kumaştan üst kısmı, alt kısmı da poliüretan membran olarak geçmiş. Şöyle hemen üst kısmını inceleyelim nasıl olduğunu. Şöyle yakından göstermek istiyorum nasıl bir doku olduğunu. Şu şekilde. Alt kısmı da şu şekilde bir malzeme. Tüm etrafına alezli dikiş yapılmış sadece. Dümdüz. Dört köşesinde de şu şekilde lastik bulunmakta. İlk önce uzaktan şöyle göstermek istiyorum. Şu şekilde. Her köşede birer tane de şu şekilde lastik var. Bu kısmı yatağın altına sıkıştırıyorsunuz. Lastik de hemen şu şekilde. Dikiş yerleri de şöyle. Bu biraz ince. Şimdi yatışı gösterdiğim zaman aradaki farkı görmüş olacaksınız. Birazcık ince bir yapıya sahip. Bu ürünü katladığımız zaman çok fazla yer kaplamıyor. Şöyle çok rahat bir şekilde yanınızda herhangi bir yere götürebilirsiniz. Bir diğer ürünümüz yatışın kenarları lastikli olan alezi. Hemen etiketine bakalım bunun da. Şu şekilde. Arkada kullanım talimatı var. Burada da ölçüsü yazıyor. Hangi boyutta olduğu yazıyor. Üst kısmı şu şekilde bunda. Biraz daha yumuşak bir yapıya sahip. Arka kısmı şöyle. Kenar kısımlarında ekstra bir kumaş geçirmiş esneme olmaması açısından. Çünkü zamanla ürün olduğu için bunlar fazla yıkanan ürünler olduğu için esneme yapabiliyor gerçekten. Bu esnemeyi engellememek açısından diye tahmin ediyorum. Şu kenarlarına kumaş dikilmiş. Şöyle. Köşelerde şu şekilde. Ondan bakalım hemen. Lastik biraz daha English Home'unkine nazaran biraz daha kalın. Üzerinde markanın yazdığı bir lastik konulmuş. Bu şekilde. Dikiş yerleri şu şekilde hemen. Dikiş yerleri de şöyle. Bu ürünü de hemen katlayalım. Ne kadar boyutta katlanınca onu görelim. Katladığımız zaman şu şekilde oluyor.
şu İngiliz onunki. Bu yataşınki. Şöyle yan yana da farkını görün isterseniz. Tabii İngiliz onunki biraz ince olduğu için tekrar ekstra şu şekilde de katlanabiliyor ama bunda o katlama biraz zor oluyor. Çünkü biraz kalın bir ürün. Şu şekilde. Şimdi bir diğer alezimize geçelim hemen. Bu alezimiz yatağı komple kaplıyor. Markası yine Yataş. Hemen etiketine bakalım. Bulabilirsek. Şöyle. Kumaşı ve yıkama talimatları altında bulunuyor. Bu yatağı komple kaplıyor. Şu normal lastikli çarşaf mantığında üretilmiş bir alez bu. Köşeleri şu şekilde. Şöyle. Hemen dokusuna bakalım. Şu şekilde yanları lastikli olan yataşın biraz önce gösterdiğim yataşın ki gibi kumaşı aynı. Yine şöyle yumuşak bir yüzeye sahip üst kısmı. İçte şöyle şu şekilde. Biraz daha kalın. Sadece yatağı üzerini sadece şu şekilde yapmışlar. Şu naylondan kaplamışlar. Yan kısımları şu şekilde kumaşın devamı. Ekstra bir yan tarafa şey konmamış yani şu su geçirmez olan naylon taraftan konulmamış. Sadece üst tarafa konulmuş. Onunla dikişleri şu şekilde. Şöyle. Güzel bir dikişi var. Lastik taraflarının da dikişleri şu şekilde. Hemen bunu da katlayalım bakalım ne kadar boyutta. Bu ürünü katladığımız zaman da şu şekilde. Bu bayağı bir kalın çünkü her tarafı lastikli bir çarşaf gibi olduğu için fazladan kumaş var. Üç ürünü de şöyle yan yana getirelim. Bunlar iki yataş. Biri lastikli. Sadece yanları lastikli. Bu tamamı komple yatağı kaplayacak şekilde. Lastikli çarşaf mantığında üretilmiş bir alez. Şu şekilde. Bu bayağı bir kalın. Alezlerden size kısaca bahsetmeye çalıştım. İki üründen de gerçekten çok memnunum. İngiliz Homeki biraz ince şey açısından ince yapılı olduğu için biraz aslında tereddüt etmiştim ilk başta kullanmaya başladığım zaman acaba faydası olur mu diye ama hiçbir problem yaşamadım. Şey açısından da çok güzel. Bir seyahate gittiğim zaman çok fazla yer kaplamadığı için, ince bir yapıya sahip olduğu için valizimi bir kenarına koyuyorum. Çünkü çocukla yolculuk ettiğiniz zaman her ihtimale karşı bu tarz şeyleri yanınıza almanız gerekiyor. Annenizin evine de gitseniz, herhangi bir otele de gitseniz konaklamaya. Ben bu tarz şeylere dikkat ediyorum ve valizimin kenarına bunu koymayı tercih ediyorum. Yanımıza taşımak için, ufak olduğu için en ideal olan İngiliz Homeki. Ama en memnun olduğunuz ürün hangisi diye sorarsanız eğer ben yataşın tamamı kaplayan lastikli çarşaf gibi olan ürününden gerçekten çok memnunum. Kullanış açısından, yatak kavramı açısından bizim yatağımızın ölçüsü 90x1.90 tam onun ölçüsünde yatağımızla birebir ölçüde olması bu açıdan benim için gerçekten önemliydi. Çünkü ben şeyden çok fazla hoşlanmıyorum. Mesela İngiliz Home'da sadece 1x2 ölçüsünde ürünler mevcut. Daha farklı boyutlarda ürünler maalesef yok. Yataştan aldığımız için yatağımızı tam yatağımızın ölçüsüne uygun boyutta bir alet satın aldık oradan. O yüzden ne kayma yapıyor ne sarkma yapıyor tam tamına ölçüsü uyuyor. Bu açıdan gerçekten kullanış açısından en memnun kaldığım yataşınki. Ama yıkandığı zaman kurumu açısından da en zor olan yataşınki. İngiliz Homeki daha çabuk kuruyabiliyor. Bu tarz ürünlerde yanları lastikli olanlar yani şunların ömrü çok fazla uzun olmuyor maalesef. Şu lastik kısımları belli bir zaman sonra esneme yapıyor. Ben kendi yatağımda, büyük yatağımızda kullandığımızda bu şekilde şu lastikler belli bir zaman sonra esniyor. Esnediği için de üzerine koymuş olduğunuz alez ya sağa kayıyor ya sola kayıyor. O yüzden bunların ömrünün çok fazla uzun olmadığını düşünüyorum.
diğer tamamı kapalı olan, lastikli çarşaf mantığında olanın bu tarz bir problem yaratmayacağını düşünüyorum. Tabii bu tercihe bağlı olan bir şey. Benim en memnun kaldığım ürün işlerinde yine geç kurmasına rağmen Yataş'ınki oldu. Gerçekten çünkü yapısı insana güven veren, diğer şeyinkinden biraz daha kalın olduğu için, yapı olarak daha biraz tok yapıya sahip olduğu için biraz daha hoşuma gitti. Tabii tercih sizin. Dediğim gibi çok fazla marka bulunmakta, daha farklı markaları ben kullanmadım. Sadece kullandıklarımla alakalı size, eğer internetten satın alacaksanız eğer, bir ufak bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bu videomuza denk gelir ve alacaksanız bu ürünü, sizin için bir fikir olmuş olur. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tarz videoların gelmesini isterseniz eğer, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Ayrıca eğer varsa bu tarz ALES kullanan farklı marka ve memnun olduğunuz bir ürün varsa, bunu da yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız diğer kullanıcılarımız da bundan faydalanabilir. Belki bana bile fikir olur. Çünkü dediğim gibi ben sadece kullandığım ve memnun kaldığım ya da kalmadığım ürünleri sizinle paylaşıyorum. Bu da onlardan biriydi. Bizi izlediğiniz için vakit ayırarak çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.